Saksafon herhalde yani bir kez sizinle beraber orada olabilseydim yani gerçekten çok istiyordum ama şu anda yani biraz hızlı geçti her şey yani şey yapamadık yani. Bugün güzel bir planınız var, uzun bir bilim planınız var. O planı daha da geliştirmeden ben başlayayım. Bir alacağım şey derin uzay misyonlarıyla bilim. Şimdi ben burada önce bir şuna başlarım her zaman. Derin uzay misyonu ne demek? Şimdi biz genelde biz buna bir tanımla başlıyoruz. Derin uzay misyonu diye bir tanımla başlıyoruz. Biz eğer ki herhangi bir ya örneğin uzayda herhangi bir yere bir misyon gönderiyoruz. Eğer bu misyon dünyada 2 milyon kilometreden daha uzak bir yere gidiyorsa biz buna derin uzay misyonu diyoruz. 2 milyon kilometre. 2 milyon kilometre ne kadardı? 2 milyon kilometre yani ay uzaklığı yaklaşık 5 katı falan diyebilirsiniz. Böyle yani ay uzaklığı 5 katı ne demektir? Yani herhangi bir Mars'a gönderdiğiniz herhangi bir misyon, işte Jüpiter, Satürn, herhangi bir yere gönderdiğiniz her misyon aslında derin uzay misyonudur. Ve derin uzay misyonuyla da alakalı her şey farklıdır işte. Güç farklıdır, frekansları farklıdır, işte iletişimde frekansları farklıdır. İşte her türlü işte oraya ulaşması için ulaşacak süre farklı, her şey çok daha farklı. O nedenle çok farklı bir planlama yapılıyor. Şimdi benim anlatacağım şey bilim ama biz önce şundan bahsedelim. Şimdi tipik bir uzay misyonu planlıyorsunuz. Uzay misyonları ne yapar? Yani nedir tam olarak aslında? Ya bilimseldir, ya ticaridir, ya askeridir. Değil mi? Yani mutlaka bir amacınız vardır sonuçta. Ve bir planlama aşamasından başlardan sonra fırlatılır ve sonunda ulaşır. Şimdi bilim için uzay ne demek? Önce ondan başlayalım. Yani bilim için biz aslında yani şu anda orada zaten herkes uzayla alakalı eminim bir sürü şeyler dinliyor. Planlar, projelerden bahsediyor, onlardan falan dinliyorlar ama yani en azından şöyle bakabiliriz. Aslında uzaya baktığımız anda uzaya herhangi bir uzay aracı gönderdiğimiz anda sadece uzaydaki herhangi bir sinyali gözlemiyoruz. Aynı zamanda bir dünyamızı da görüyoruz. Basit, gazet olsun. Tamam mı? Ama biz bunu içerisinde çok rahat bir şekilde göremiyoruz. Görememizin sebebi çok basit. Gaz ve toz içerisinde olması yani. Koskocaman her tarafın toz olduğunu düşünün. Bir de karanlık olduğunu düşünün, ışıklı olmadığını düşünün. Doğal olarak hiçbir şey göremezsin. Ama eğer ki eğer sizin farklı frekanslarda çalışan bir teleskobunuz varsa, yani bizim işte radyo teleskoplarımız varsa, bu karanlık bulutların içerisinde görebiliyorsunuz. Karanlık bulutların içerisinde aynen şunun gibi bir fotoğraf buluyoruz. Yani içerisinde bir yıldız oluşuyor. Nasıl oluşuyor? İşte o karanlık bulutun olduğu bulut yavaş yavaş çökmeye başlıyor. İşte o gaz ve toz yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Çöktükçe işte ortada bir yoğunlaşma bölgeleri oluyor. Bazı belli yerlerde yoğunlaşma bölgeleri oluşuyor. Ondan sonra bir yerdeki yoğunlaşma bölgesi çok genişliyor, daha da genişliyor, daha da genişliyor. Genişledikçe işte dönmeye başlıyor. Döndükçe güçleniyor, güçlendikçe daha da çevredeki, daha da uzaktaki maddeleri içine çekiyor. Çektikçe daha da büyüyor, daha da büyüyor derken yani yavaş yavaş bir yıldız bu şekilde oluşuyor. Yani o gaz ve tozun içeri çökmesi cesi oluşuyor. Bu süreç yaklaşık 10 milyon yıl sürüyor. Yani çok uzun bir şey değil. Bizim kendi güneşimizin yaşam süresi yaklaşık 10 milyar yıl. Bir yıldız oluşumu da 10 milyon, 20 milyon yıl falan sürüyor aslında. Ona nazaran çok düşük bir süreden bahsedebiliriz.